Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine geldik. Suçüstü yakalanan şahıs içeride sorguda. Kendisi 3 aydır Yeşilköy'de evlere temizliğe geliyormuş. Temizliğe geldiğinden dolayı evin anahtarını yaptırmış. Bugün evde kimse olmadığı düşüncesiyle ev hırsızlık amaçlı girmiş ve 3 evde hırsızlık yapmış. Evet, bunlar kaçak bandrolsuz ürünler. Kaçak sigaralara el koyan ekipler daha sonra yasal olmayan günlük kiralık evlerle ilgili bir çalışma yapıyor. Bu dairelerle evet, gerekli işlemleri yapacağız. Herhangi bir ilçe sınırı içerisinde, herhangi bir suç unsurunda ilk müdahil olan ekipler asayiş büro amirlikleridir. Bugün biz de Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine geldik. Bugün yoğun bir mesaimiz olacak. Asayiş Büro Amirlikleri, Türkiye'deki tüm il ve ilçe emniyet müdürlüklerinin bünyesinde faaliyet gösteren bir birim. İstanbul'daki 39 ilçenin emniyet müdürlüklerine bağlı asayiş ekipleri de günün her anı yoğun bir mesai içinde. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri şu anda Beyhan Gürbüz'le beraberiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amirim, asayiş büro amirlikleri nasıl çalışır? Asayiş büro amirlikleri 24 saat esasına göre görev yapan ve sivil olarak çalışan bir birimdir. Her ne kadar ismimizde asayiş kelimesi geçse de bizler işte asayiş suçu olarak bildiğimiz hırsızlık, otohırsızlığı, kapkaç, yan kesicilik, dolandırıcılık, dinsel suçlar, dışında kalan işte organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü, mali suçlar, narkotik suçların görev alanına giren konulara da asayiş büro amirlikleri olarak bakmaktayız. Yani şöyle özetleyebiliriz, terör suçları dışında kalan her suça ilçelerimizde asayiş büro amirlikleri olarak biz müdahil oluyoruz. Nasıl müdahil olunuyor, bu aşama nasıl ilerliyor? Şöyle söyleyebiliriz, ilimizde gerçekten ihbar mekanizması çok iyi işlemekte. Bu konuda gerçekten İstanbul halkı çok duyarlı diyebiliriz. Vatandaşlarımız bir olay yaşadığında veya bir olaya tanık olduğunda polis aramaktan çekinmiyorlar. Bu bizim için çok önemli. İhbarlar nasıl yapılıyor? 155 polis ihbar attığımız arandığı gibi BİMER ve CİMER yoluyla da müracaatlar bize iletilebiliyor. Sokaklarda yaşanan terör harici her türlü suça müdahalede asayiş büro amirlikleri ön planda. Halkla en çok da onlar temas halinde. 155'e bir ihbar geldiğinde 155'te oturan personelimiz hemen olayın nerede olduğunu öğrenip ona göre hangi ilçenin görev alanına giriyorsa, yani bu olay hangi ilçede meydana geldiyse hemen oranın ekiplerini olay yerine yönlendirir. Mağdurla görüşürüz. Mağdurdan sonra olayı gören tanıklarla diyalog kurarak kısa notlar alırız. Daha sonra çevrede herhangi bir kamera varsa olay yerini gören o kameraların çalışmasını yaparız. Tüm bu çalışmalardan sonra eğer bir eşkal bilgisine veya bir araç bilgisine ulaşırsak bunu hemen vakit kaybetmeden haber merkezine bildiririz ki kaçış güzergahında bulunan ilçeleri de uyarabilmek ve kısa sürede bunların yakalanmasını sağlayabilmek için. Bunun dışında etraftan delil toplamaya devam ederiz. Daha sonra bu delilleri analiz ederiz, yorumlarız ve suç konusu itibariyle hangi şube müdürlüğünü ilgilendiriyorsa o şube müdürlüğüne bilgi verir, onların da konuya dahil olmasını sağlarız. Evet, şu anda Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekibiyle devriyeye çıkıyoruz. Her gün bu şekilde devriye görevine çıkıyor musunuz? Doğrudur. Her gün bu şekilde devriye görevine çıkıyorsun. Nasıl geçiyor bir gününüz? Sabah 8'de göreve geldiğimiz zaman geceden kalan olayları, günlük ihbarlar, savcılık evrakları, günümüz tüm gün yoğunluk bir şekilde geçiyor. Genelde nasıl ihbarlar geliyor? Yani siz böyle devriye görevindeyken suç esnasında tesadüf etmek zor mutlaka. İhbarlar geliyor. Genelde aile içi de geliyor. Aile içi konularından ihbar geliyor. Eşini darp eden veya kız arkadaşını darp eden öyle geliyor. Ondan sonra yaralama geliyor. Hırsızlık geliyor.
kapkaç geliyor, her türlü ihbarlar geliyor. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekibiyle göreve devam ederken merkeze bir ihbar geliyor. Bakırköy Asayiş Büro. Anladım abi, adresinizi alabilir miyim? Merkez 75-64 dinliyorum. 75-64 konuşuyor. Ataköy önünde Dark mağduru bayan şahıs. İvedi geçelim, konu takibini yapalım. 75-65 merkez. Takip ettim, geçiyorum. Şu anda yeni bir ihbar aldık galiba, değil mi? Doğrudur. Darp edilen bir bayan mı varmış? Aile içi bir bayan darp edilmiş. Onunla ilgili konu gereğini yapmak için oraya geçiyoruz. Aile içi şiddetle ilgili ihbar üzerine ekip hemen merkezden iletilen adrese doğru hareket ediyor. Evet, mağdur bayanla ilgili olarak... Eşim beni dert etti, şikayetçiyim. Evden çıktım. Evet. Buyurun. Geçmiş olsun. Büromuza geçelim. İDARP evrakları bir tanzim edelim. Ondan sonra gereğini yapalım. İDARP raporu alalım önce. Evet. Şikayetçi olduğunuzdan dolayı. Evet, şikayetçiyim. Buyurun geçelim. Beni darp etti. Önce bir darp raporu alacağız anladığım kadarıyla. İDARP raporu alıyoruz. Ondan sonra şikayetçi olduğu için büroya geçip ondan sonra ifade alıp daha sonra savcıdan talimat alıp savcı talimatı ne verirse onun gereğini yapıyoruz. Eşinden şiddet gördüğünü ileri süren kadın, polis eşliğinde hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra Bakırköy Asayiş Büro Amirliğine götürülüyor. Evet, şu anda merkeze geldik. Buyurun. Darp raporunu aldık. Öncelikle hastaneye uğradık. Darp raporunu aldıktan sonra merkeze geldik. Şimdi burada ifadeye başvurulacak. Evet, şiddet mağduru hanımefendiyle beraber şu anda merkeze geldik. Burada ifadesi alınacak. Aile içi şiddetle ilgili şikayetlerde kadınların kendilerini daha rahat hissedebilmeleri için ifade alma işlemini sadece bayan polisler yapıyor. Ben eşimden şikayetçi olmak istiyorum. Beni darp etti. Sürekli şiddet uyguluyor. Çocuklarımın yanında beni tehdit ve aşağılamalar, evet, şiddet var. Doktor raporlarım yanımda, doktora gittik. Peki ben onları bir alayım sizden. Bizim bir sistemimiz var şimdi. Sistemde kaydınızı oluşturacağız. Şikayetinizi oluşturacağız. Sonrasında bu sistemde oluştuktan sonra burada uzaklaştırma kararı çıkarmak için biz aile mahkemesine yazımızı yazacağız. Bu karardan sonra şahıs sana ikametine yaklaşamayacak. Yaklaştığı takdirde suçtur. Ve bu suç oranı artan oranını devam eder ve zorlama hapsine kadar gider. Nasıl bir süreç işleyecek şimdi bu saatten sonra hanımefendi için? Şimdi şikayetini burada aldık. Evet. Sonrasında biz eğer bayan şahıs zaten apar topar çıkmış evden. Şu an kimliği bile yanında yok. Özel kişisel eşyaları evdedir muhakkak. Eğer talep ederse biz polis refakatında ona eşlik edeceğiz. Gideceğiz, eşyalarını alacağız. Eğer kadın sığınma talebi olursa, şu an gidecek bir yeri olmazsa kadın sığınma evine yerleştireceğiz. Hanımefendi artık şu dakika itibariyle devletin koruması altında. Tabii ki, doğru, evet, mu? Aha. Artık o tehditten uzakta. Tabii ki, evet. Gerekli gördüğü her takdirde 155'i arayabilir. Biz ona zaten bazı numaralar vereceğiz, tebliğ edeceğiz kendisine. O numaralardan bize ulaşabilir. Şiddet mağduru kadınla ilgili yasal işlemler başlatıldıktan sonra sıra risk değerlendirmesine geliyor. Aile içi ve kadına karşı şiddet olan bütün olaylarda buraya gelen şiddet mağdurlarına biz bu risk değerlendirmesini yapıyoruz. Çünkü bu bizim yol haritamız aslında. Hı. Yani burada atıyorum mesela %10, %20, %30 gibi bir sonuç çıkıyor. Burada 26 tane
soru var. Bu soruları biz şahsa soruyoruz. Onlar o bize cevap veriyor. Verdiği cevaba göre bu sistem üzerinden yapılan bir şey zaten. Sistem direkt bir risk çıkarıyor. Evet. Peki belli bir risk grubuna dahil oldu diyelim. Bu sonuç bizim ne işimize yarıyor? Yani ne belirleniyor? Şimdi yüksek risk, orta standart risk ve ya da düşük risk 3 grubumuz var. Eğer yüksek risk çıkarsa bizim için önemli olan o zaten. Kadını biz zorunlu olarak kadın sığınma evine yerleştiriyoruz. Riskin yüksekliğine göre kimlik değiştirme. Hı hı. Ve kadını tamamen her yerden yeni bir kadın yaratıyormuş gibi yeni bir kimlik veriyorlar. Hiçbir şekilde buna hiçbir yerden ulaşamıyor kimse. Hı hı. Bu sebeple bu risk değerlendirme korumasının daha sağlam yapılabilmesi için bu formu bu yüzden dolduruyoruz. Yani bu sorulara verilen samimi cevaplar aslında gerçek risk grubunu belirlemiş oluyor. Ve devlet de ona göre bir koruma belirliyor, önlem alıyor. Evet, sorulara geçelim o zaman. Evet, Ayşe Hanım, bu soruları size soracağım. Lütfen titizlikle, özenle dinleyelim ve doğru cevaplayalım. Şahıs geçmişte size yönelik psikolojik, cinsel, ekonomik veya fiziksel şiddet türlerinden herhangi birini uyguladı mı? Evet, evet. Şahıs hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında daha önceden müracaatınız var mı? İlk defa oldu. Şu anda bütün sorular soruldu. Neticesi hemen ortada galiba, değil mi? Evet, sistemimizden hemen standart risk grubuna göre değerlendireceğiz şahsı. Şimdi şahsın ifadesini aldık, şikayetini oluşturduk, gerekli tedbirlerimizi yaptık. Biz kendimizce gerekli önlemlerimizi aldık. Şimdi şahısla beraber özel eşyalarını, kişisel eşyalarını bizim refakatimizle evinden alacağız. Kadın sığınma evine yerleştireceğiz. Şu an şahsın burada işlemi bitti. Sonrasından artık şüpheyle alakalı işlemlerimiz başlayacak. Bunları bitirdikten sonra evrakı savcılığa yönlendireceğiz. Kadına yönelik şiddetle ilgili son dönemde ciddi çalışmalar var. Emniyet Teşkilatı da o çalışmaların en önemli aktörü. 2011 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı'nda Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü kuruldu. 2015 yılında da 81 İl Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürlükleri içinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Şube Büro Amirlikleri kurularak faaliyete geçirildi. Bu işlerin soruşturulması da illerde polis merkez amirliklerine ve Asayiş Büro Amirliklerine verildi. Yalnız şöyle bir şey var, polis merkezleri mağdur kadınlarla ilgili hiçbir işlem yapmıyor. Sadece şüphelilerle ilgili işlem yapıyor. Mağdur kadınlarımızla ilgili işlemleri biz Asayiş Büro Amirlikleri olarak biz yapıyoruz. Devlet koruma veriyor deniliyor ya, biz zannediyoruz ki yani toplumsal olarak, genel olarak şöyle bir algı oluşuyor. Ben 24 saat bir kadın olarak eşimden şiddet gördüysem devlet bana bir koruma veriyor. Ben 24 saat o korumayla geziyorum mu anlamak gerekiyor. Nedir bunun cevabı? Dünyanın ben hiçbir yerinde bir polis teşkilatının bunun altından kalkabileceğini düşünmüyorum. Yani böyle bir uygulama tabii ki uygulanabilirliği olmayan bir uygulama. Ama biz şunu yapıyoruz. İçeride şahit olmuşsunuzdur. 26 soruluk bir risk değerlendirme formumuz var. O form doldurulup kadının risk durumu belirlendiğinde eğer gerçekten yüksek riskli çıkıyorsa ve hayati tehlikesi varsa buna uygulanan tabii ki başka prosedürlerimiz var. Mesela nedir? Kimlik bilgilerinin tamamen değiştirilmesidir. Yani baştan yeni bir kadın yaratmaktır ki şiddet uygulayan kişi hiçbir şekilde ona ulaşmasın. Bir de yeni literatürümüze giren bir konu var. Elektronik kelepçe. Bunun şu an uygulaması başlamadı ama pilot olarak uygulanıyor. 2016 yılında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Ve şu an cezaevinden çıkıp da uygulanan elektronik kelepçe sisteminin bir benzeri şu an şiddet mağdurları için de uygulanmaya pilot olarak başlandı. Tam olarak nedir bu sistem? Şimdi şiddet uygulayan bireye bir ayağına kelepçe takılıyor. Şiddet gören mağdura da bir cihaz veriliyor. Daha sonra polisten görüş alınmak kaydıyla hakim tarafından bir mesafe belirleniyor. İşte deniliyor ki işte şu kadar mesafede mağdura yaklaşmayacaksın. Eğer bunu ihlal ederse sinyal gidiyor. İkisinde de cihaz olduğu için birbirlerine atıyorum o kadar mesafe yaklaştıklarında sisteme ki bu sistem öğrendiğim kadarıyla şu an Ankara'da takip ediliyor Adalet Bakanlığı'nda. Hemen
şüpheli aranıyor. Şu an ihlal ediyorsunuz. Lütfen olduğunuz yerden uzaklaşın. Gözlenmeye devam ediliyor. Hala devam ediyorsa ihlal, bu sefer mağdur aranıyor. Şu an size yaklaşıyor. Lütfen bulunduğunuz alandan uzaklaşın. Biz ekip sevk ediyoruz diye. Hemen en yakın ekibe haber veriliyor ve şüphelinin yakalanması sağlanıyor. Şimdi yeni bir hırsızlık vakası ihbarı aldık. Suçüstü yakalamış polisler ve karakola götürmüşler. İlçe sınırları içerisinde olduğu için biz de şimdi ifade almaya gidiyoruz. Aminim yeni bir suçüstü, evet. Hırsızlık olayı galiba. Detaylar belli mi? Şimdilik elimizde olan bilgi şu, vatandaş evine hırsız girdiğini fark ediyor ve hırsızın içeride olduğundan şüpheleniyor. Hemen 155'i arayıp bilgi veriyor, evimde şu an hırsız var, biz dışarıdayız, ekip talep ediyorum diye. Bizim de hemen bölge ekiplerimiz geçtiler ve şahsı evde suçüstü yakaladılar. Şu an şüpheli şahıs Yeşilköy Polis Merkezi'nde. Biz de araştırma ekibi olarak gidiyoruz. Evet, şu anda suçüstü yakalanan şahıs içeride sorguda. Sorguya biz girmiyoruz tabii ki. İşin detayları öğreniliyor. Suçunu itiraf ettiğini şu ana kadar anladık. Ama içeride neler anlatıyor, sorguda ne anlatıyor bilmiyoruz. Birazdan sorgu tamamlandıktan sonra olayın detaylarını öğrenmiş olacağız. Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlının sorgusunu Bakırköy Asayiş Büro ekipleri yapıyor. Şu anda sorgu tamamlandı. Memur Bey geliyor. Sorgu galiba tamamlandı genel hatlarıyla, içeride farklı. Evet, sorgu tamamlandı. Kendisi 3 aydır Yeşilköy'de evlere temizliğe gelen ailelerin temizliğine geliyormuş. Bunu kendisi eve temizliğe geldiğinden dolayı evin anahtarını yaptırmış. Bugün evde kimse olma düşüncesiyle ev hırsızlık amaçlı girmiş ve 3 evde hırsızlık yapmış. Bugün? Bugün. 3 evde hırsızlık, evet. Yapıyor, daha sonra suçüstü. Suçüstü yakalandı, evet, aramızda suçüstü yakalandı. Ve kendi itiraf ettiği sattığı mallarda Kumkapı'da bir yere, bir dükkana sattığını söylüyor. Suçunu da itiraf etmiş. Bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Şimdi kendisinin doktor raporunu alacağız. Hani itiraf etti ama işte bana zorla itiraf ettirdiler demesin diye önce bir sağlığının iyi olduğu yönünde bir doktor raporu alacağız. Tabii bu itirafın ifadeye de geçmesi gerekiyor. Tabii. İfadesini alacağız. Bu ön sorguydu. Tabii bu ön sorguydu. Burada itiraf etti ama bu itirafın ifade tutanağına da geçmesi gerekiyor. Daha sonra savcıyla görüşüp Cumhuriyet Savcımızla muhtemelen bugün içinde mevcut olarak adliyeye çıkarırız. Büyük bir ihtimalle tutuklanır gibi geliyor. Ben biraz önce şey duydum, sanırım hırsızlık mallarını sattığı yeri de söylemiş. Evet, evet. Şimdi bu işlemler yapıldıktan sonra biz ilgili ilçeyle de, ilçe asayiş büro amirliğiyle de irtibata geçip orayla ilgili de ayrı bir çalışma başlatacağız. Yani aslında hırsızlığı yapan kadar o hırsızlık mallarını alanlar da aynı oranda suçlu. Tabii Türk Ceza Kanunu'nda o hırsızlık mallarının satılması da suç. Onunla ilgili de ayrı bir tahkikat başlatacağız. Çünkü bilmiyoruz, belki pek çok yerden gelen hırsızlık malları orada satışa devam ediyor. Evet, şu anda zanlı sorgusunun ardından hastane raporu alındı, ifadesi alındı ve şimdi de adliyeye sevk ediliyor. Çok yoğun bir gün geçiriyoruz Asayiş Büro Amirliği ile beraber. Şimdi hırsızlık vakasından sonra şimdi de kaçak sigara ihbarı aldık. Oraya doğru gideceğiz birazdan, briefing alıyoruz. Maliyeci arkadaşlar aradılar. Yanlarında bizim ekibimizden de arkadaşlar var. Kaçak tütün alınmış. Şimdi ona işlem yapmak üzere oraya geçiyoruz. Bir taraftan şu da çok önemli. Neticede vatandaş biraz daha ucuza mal etmek için, bu tüketim maddelerini biraz daha ucuza mal etmek için bu tür kaçak satılan sigaralara, tütünlere rağbet ediyorlar ama bunun sonu nereye varıyor? Bir hatırlatır mısınız amirim? Bunun sonu nereye varıyor? Şu an ülke gündemimizde malum biliyorsunuz bir savaşın içindeyiz. Bunlara verilen her para, her bir kuruş bizim Mehmetçiğimize, bizim polisimize kurşun olarak geri dönüyor. Bütün bu kaçakçılıkla elde edilen malların alımı aslında bizim terör örgütüne bağışladığımız bir kurşun. Aynen. Hem de bize dönük bir kurşun. Aynen öyle. Yani arkadaşlar bu konuda da duyarlı çalışmaya devam ediyorlar. Elimizden geldiğince almaya çalışıyoruz ama burada toplum bilinçlendirilmesi çok önemli. Evet, şu anda kaçak sigara ihbarının alındığı yere doğru
geldik. Evet, bunlar kaçak bandrolsuz ürünler. Ne olacak şimdi? Şimdi bu kaçak tütün mamullerini, bandrolsuz tütün mamulleri satanlar hakkında gerekli işlemleri yapacağız. Şahsı alacağız, bu ürünlerle birlikte götüreceğiz, işlemlerimizi yapacağız. Maliye bu noktada nerede? Maliye de bu ürünlerin satışıyla alakalı gerekli idari cezaları kesecek satan şahıslar hakkında. Kaçak sigaralara el koyan ekipler daha sonra yasal olmayan günlük kiralık evlerle ilgili bir çalışma yapıyor. Son dönemde özellikle metropollerde artan günlük kiralık evler, yasa dışı uygulamaya konulan günlük kiralık evlerle ilgili epey sıkıntı yaşanıyor. Polis onların da peşinde. Şimdi yine internetten bir numara bulduk. Günlük kiralık bir ev olduğunu düşünüyoruz. Şimdi ekip arkadaşımız arayacak. Bakalım ne çıkacak. Ya kolay gelsin. Günlük kiralık evle ilgili aramıştım ben. Valla bana 2 saatlik lazım, saat 6 civarında. Ben Ataköy taraflarındayım da. Oradan var mı sizin o taraflarda eviniz? Var abi. Araçla mı geleceksin abi? Nereye geleceksin? Peki ne kadar fiyat? Kaç kişi olacaksınız abi? 2 kişi. 2 kişi 2 saat mi kalacaksın abi? 2 saat ya da 3 saat. Abi 100 lira olur 3 saat kalırsa. Evet, bize randevu verdi. Doğru bir adresi aramışız. Birazdan gideceğiz ve operasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Günlük kiralık evler konusu bizim için gerçekten büyük problem. Ve çok yaygın galiba. Çok yaygınlaştı, evet. Son zamanlarda bayağı yaygınlaştı. Teröristlerin kullandığı yerler haline geldi. Uyuşturucu satan insanların kullandığı yerler, fuhuş yapmak isteyen insanların kullandığı yerler, su çetelerinin gizlendiği yerler haline geldi. Ama İstanbul olarak biz bu konuda da gerçekten çok büyük çaba sarf ediyoruz. Hı hı. Sürekli denetimler yapıyoruz. Hatta bu Reyna saldırısından sonra, biliyorsunuz Reyna saldırganı da günlük kiralık evde yakalandı. Evet. Bu saldırıdan sonra ilçelerimizde Asayiş Büro Amirlikleri sekreteryalığını yapıyor. Komisyonlar oluşturuldu. Bu komisyonlarda zabıta ekipleri, işte gelir uzmanları da var. Hep beraber şok baskınlar yapıyoruz, denetimler yapıyoruz. 2017 yılında İstanbul'da çok verdiğim rakamlar, hani gerçek rakamlar olmamakla birlikte sanırım 12.500 belki daha fazla eve işlem yapıldı. Bu evlerden de evlere yazılan para cezalarının da sanırım 19-20 milyon TL'yi bulduğunu biliyoruz. Hani net rakamlar değil bunlar ama. Bu da aslında ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Evet, maalesef. Evlerini günlük kiraya veren mülk sahiplerine uygulanan idari para cezası bakın ne kadar. İdari para cezası olarak 11.885 TL para cezası yazıyoruz. Bakırköy Asayiş Büro ekipleriyle beraber telefonda konuşulan söz konusu adrese gidiyoruz. Burada bir iki tane daha var abi. Biri bu blokta, diğeri de ev blokta. Biz pazarlığı sizinle yaptık değil mi? Evet abi, bu ne ya? İndirimi de siz yaptınız. Amirim, bu şahsın üzerinde, bu daire haricinde, bu blokta bir tane ve E blokta başka bir daire olmak üzere iki tane daha dairenin kartları bizde mevcut. O iki daireyi de günlük olarak kiraya verdiklerimizi beyan etti kendisi. Bu dairelerle alakalı gerekli işlemleri yapacağız. Nasıl bir süreç işleyecek şu anda amirim? Şimdi mal sahibini belirleyeceğiz. Hani bina kime ait, kiralanmamış mı, kiralanmış mı? Ona göre içeride kalanların bildirimi yapılıyor mu, yapılmıyor mu onu soruşturacağız. Soruşturulmuyorsa idari para cezası yazılacak. Arabada da konuşmuştuk. 11 bin lira, 11 bin TL civarında para cezası yazılacak. Onun dışında ifadesini alacak ve zabıta geldiğinde de daireyi mühürleyeceğiz. Diğer dairelerde tespit edilecek. Aynen, ellerimizde olduğu için onların da mühürlenmesini sağlarız. Şu anda verilen para geri alınmış oldu. Zaten seri numarası da alınmıştı paranın. Çok yoğun bir gün geçirdik bugün. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile beraber, amirimle beraber yoğun bir gün geçirdik. Biz bunu bir gün yaşadık, sizinle bir gün eşlik ettik ama siz bunu hemen her gün yaşıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Çok teşekkürler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'ndeki polislerin bir dakika boşu yok. Ya görevdeler, ya tatbikatta, ya da eğitimde.
İster uçakta, ister meskun mahalde, isterse metroda olsun, onlar her türlü operasyona büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Onlar teröristlerin, suç örgütlerinin korkulu rüyası.